Evet, SQLite veri tabanı kursu üzerinde incelemeye devam ediyoruz. Öncelikle bu kursu tanımamız gerekiyor. Bu kurs kimin için? Her veri tabanı programlama altyapısı farklı amaçlar için geliştirilmiştir. Kimisi NoSQL çözümler, kimisi web tarafında daha etkilidir, kimisi business tarafı dediğimiz büyük iş uygulamalarında daha iyidir vesaire vesaire. Kimisi de mobil cihazlar için mesela. Bu tür durumlarda öncelikle hedefi belirlemek gerekiyor. Bu teknolojinin, bu kursun kimin için olduğunu anlamakta fayda var. Bu nedenle iki slayt hazırladım. Bu video kurs kimlere hitap ediyor konusunu anlatabilmek için. Öncelikle veri tabanı teknolojilerine ve programlamaya yeni başlayan kişiler için bu kurs idealdir diyebilirim. Siz Oracle'dan da başlayabilirsiniz ki Oracle kursum var. SQL Server'dan başlayabilirsiniz veri tabanı teknolojilerini öğrenmeye. Onunla ilgili de kursum var, onu da inceleyebilirsiniz. Ya da PostgreSQL veri tabanını inceleyebilirsiniz. Bununla ilgili de kursum var. Onlar da o teknolojileri neden kullanılacağını anlatıyorum. Peki NoSQL tarafında neden ilgili olabilirsiniz? Bunu da burada bakacağız. Hepsinin temel yapısı aynıdır. Zaten her veri tabanı teknolojisi kursunda ben bunu özellikle anlatıyorum. Temel SQL standartları aynıdır. Farklı olan şey mimaridir, kapasitedir, o veri tabanının hedefidir ve yapmak istedikleri, çözmek istediği sorunlardır aslında. Hani birinin diğerinden üstün olduğu durumlar olabiliyor ama bu değerlendirmeleri yaparken aynı veri tabanı kategorisindeki teknolojileri inceleyebiliriz. Mesela Oracle ile SQL Server'ı, bunların Enterprise sürümlerini kıyaslayabilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Ama Oracle ile MySQL'i ya da SQL Server ile MySQL'i karşılaştıramazsınız. Ya da NoSQL tarafında kullandığımız MongoDB ile SQL Server ya da Oracle ya da PostgreSQL'i karşılaştıramazsınız. Çünkü bunların amacı farklı. Farklı sorunlar için geliştirilmiştir. Şimdi burada da gene temel SQL standartlarını öğrenebileceğiniz bir kurs hazırlıyorum. Bu SQLite veri tabanı programlama kursu ile birlikte. Herhangi bir veri tabanı programlama bilginiz yoksa bile, hani temel kültürünü bir şekilde duydunuz, biliyorsanız bu temel anlamda yeterli ama hani SQL bilmiyorsanız bile buradan başlayabilirsiniz gene. Basit bir başlangıç olacaktır sizin için ve iyi olacaktır yeni başlayanlar için. Liselerin veri tabanı ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyanlar. SQLite çok küçük bir veri tabanı teknolojisidir. Bu nedenle bunu anlamak, öğrenmek de kolaydır. Projelerinizde kullanmak daha da kolaydır. Diğerlerinden daha kolaydır. Bunların sebeplerini anlatacağım kurs içerisinde. Neden kullanımı kolay, neden bir uygulama içerisinde çok basit bir şekilde kullanabiliyoruz ve nasıl kullanıyoruz bunları anlatacağım. Birçok Ki zaten SQLite aynı zamanda bir üniversitenin geliştirdiği projedir. Bunları da detaylı bir şekilde konuşacağız. Ve üniversitelerde de hani veri tabanı işlemleri hızlı bir şekilde yapılacak uygulamalar geliştiriliyor. Öğrenciler tarafından, akademisyenler tarafından mesela bir yapay zeka projesi geliştiriliyor. Bunun ya da bir oyun projesi geliştiriliyor. Bu projelerin verilerinin bir şekilde saklanması gerekiyor. Bu da hani binlerce ya da şöyle diyeyim yüz binlerce, milyonlarca sorgu alacak uygulamalar değil. Aslında bir veri depolama, basit bir veri depolama ve sorgulama ihtiyaçları var. Bu nedenle SQLite üniversitelerin akademik çevrede de çok sık kullanılıyor. Aynı zamanda yazılım yeteneklerine veri tabanını eklemek isteyenler gene detaylarını inceleyeceğimiz üzere herhangi bir programlama tarafını, programlama teknolojisini biliyorsanız C#, Java ya da diğerleri Python vesaire sizin uygulamanızda veri tabanı ihtiyacı duyduğunuzda SQLite'i kullanabilirsiniz. Bu çok hızlı ve basit bir çözüm olacaktır sizin için. Bu nedenle ben açıkçası eğer çok yoğun veri tabanı işiniz yoksa SQLite kullanmanızı tavsiye ederim. Bunların teknik detaylarını konuşacağız zamanı geldiğinde.
Veri tabanı teknolojilerini kariyer hedefi olarak belirleyenler gene SQLite'ı inceleyebilir. Çünkü son yıllarda SQLite çok rağbet gören bir teknoloji olmaya başladı. Açıkçası bunların sebepleri bir sonraki slide'ımda konuşacağız. Nerelerde kullanılıyor ve hangi amaçla kullanılıyor bunlar vesaire gibi. Ama kariyer hedefi olarak SQLite'ı bir nevi ek yetenek olarak öğrenmenizde fayda var. Farklı bir veri tabanını bilen ama SQLite'ı da öğrenmek isteyen arkadaşlar, uzman arkadaşlar da gene bu kursu takip edebilirler. Ki onlar çok daha hızlı öğrenecektir. Çünkü temel veri tabanı mantığını biliyorlar. Aynı zamanda temel SQL standartlarını biliyorlar. Çalışma mantığını biliyorlar. Çok hızlı bir şekilde adapte olacaklardır. Veri tabanı ve SQLite alanlarında yeni bir bakış açısı kazanmak isteyenler. Evet, şimdi diğer RDMBS, bu Türkçesi veri tabanı yönetim sistemi dediğimiz Oracle, SQL Server, MySQL ya da PostgreSQL gibi büyük veri tabanı sunucularında, altyapılarında diyelim, mimariyi anlamak ve onun üzerinde çalışmak biraz zaman gerektiriyor. Ama SQLite tarafında bu biraz farklı. SQLite tarafındaki farkları teknik kısımlarda anlatacağım. Hani bir MySQL gibi bir veri tabanı yönetim sistemi değil aslında SQLite. Tek bir dosyadan oluşuyor. Bu yüzden bir bakış açısı değiştirmek gerekiyor SQLite'e adapte olmak için. Bunları kazanabilirsiniz. Düşük donanım, yani HDD dediğimiz hard disk, RAM vesaire kaynaklarına sahip cihazlarda veri tabanı ihtiyaçları konusunda uzmanlaşmak için. Bu da size yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Çünkü devasa sistemlerde çalışırken performansı, tabii göreceli bu söyleyeceğim şey, veri depolama alanlarınız çok büyüktür, RAM'leriniz çok büyüktür, hard disk çok büyük vesaire. O yüzden eğer çok profesyonel bir ekip ve altyapı değilse orada donanım konusu çok önemli olmayabilir. Ama bu tür SQLite'ın odaklandığı konularda ise, odaklandığı platformlarda ise aslında küçük cihazlar ve küçük donanım yeteneklerine sahip, kapasitesine sahip altyapılarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle bir gene bakış açısı değiştireceksiniz bu SQLite'ı öğrendiğinizde diyelim. Hani daha küçük sistemlere göre çalışmayı öğrenmiş olacaksınız açıkçası. Şimdi bir sonraki slide'a geçiyorum. Gene veri tabanı programcıları ve yöneticileri için uygun bir teknolojidir diyebilirim SQLite. Gene farklı bakış açısı kazanacaklardır. Şöyle diyelim. Şimdi profesyonel veri tabanı yöneticileri zaten devasa sistemlerde çalışabiliyor. Orada farklı altyapılar var. Onların bakış açıları farklı. Ama bir önceki slide'da anlattığım gibi SQLite'ın çalıştığı sistemler daha çok, bir sonraki satırda da gördüğünüz gibi, sistem, masaüstü, gömülü sistem gibi yazılım altyapılarını kullanılıyor. Burada bir SQL Server ya da Oracle gibi bir altyapı bulunması performanslı olmayabilir. Ya da PostgreSQL, diğerleri de benzer şekilde. Bu performanslı olmayabilir. Bu nedenle birçok masaüstü sistemlerinde, gömülü sistemlerinde ve sistem tarafında kullanılan altyapılarda, ki bunlara örnekler vereceğim, nerelerde kullanılıyor bunlar, bu tür sistemlerde SQLite tercih ediliyor. Şimdi burada da bir veri tabanı yöneticisinin ve programcısının bakış açısı değiştirmesi gerekiyor bu nedenle. Çünkü artık kullandığı altyapı çok geniş bir donanım ağına sahip değil, donanım gücüne sahip değil. Ona göre farklı bakış açıları geliştirip optimizasyonlar yapması gerekiyor veri tabanı sistemi üzerinde. Bu nedenle yeni bir bakış açısı kazanacaklardır. Nesneleri interneti, bu aslında şöyle diyelim. SQLite yeni bir veri tabanı yönetim sistemi değil. Hatırladığım kadarıyla 19 yıllık bir veri tabanı yönetim sistemi. İlk kod 2000 yılında yazıldı bir Amerika'daki bir üniversitedeki bir profesör tarafından, akademisyen, ki halen daha onlar geliştiriyor. 3 kişilik bir ekip tarafından geliştiriyorlar bunları.
bunların hedefi küçük sistemlerdi. Ama tabii o zaman IOT vesaire bunları aslında öngördüklerinden dolayı değildi. Ya da cep telefonu, akıllı telefonları falan öngördükleri için bunu yapmadılar. Sadece bir bakış açısı, farklı bakış açıları vardı. O bakış açısına uygun bir şekilde yeni bir veri tabanı mimarisi geliştirmek istiyorlardı. Ve bunu yaptılar. Ve sonrasındaki yıllarda IOT dediğimiz nesnelerin interneti ve işte 2007'den sonra bu, yanlış hatırlamıyorsam 2007'den sonra iPhone ve diğer akıllı cihazların yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandıktan sonra artık bu tür milyarlarca değişik cihaz içerisinde de veri tabanı ihtiyacı ortaya çıktı. Burada da tabi Oracle ve SQL Server ya da diğerleri buna hazır değildi açıkçası. Onların farklı kulvarları var. Burada en hazır olan veri tabanı modellerinden bir tanesi SQLite'dı. SQLite bunun için geliştirilmedi ama tam bu isteğe uyan bir çözümdü. Bu nedenle bir nesnelerin interneti projesinde SQLite'ı kullanmak çok çok basit ve diğerlerine göre daha mantıklı. Olabildiği durumlar ciddi anlamda fazla. Nedir bunlar nesnelerin interneti? Mesela televizyon, oyun konsolu, kameralar, akıllı saat ve giyilebilir elbiseler. Ya da bu termostat, mutfak eşyaları, otomobiller, uçaklar ki bunların hepsinin kullanıldığı yerler var. Yani SQLite bunlarda kullanılıyor. Mesela uçaklarda da kullanılıyor. Dronlarda, sensörler için, medikal araçlar ya da robotlar. Bunlarla ilgili örnekler veririm daha sonra. Otomobillerde vesaire. Hepsinde kullanılan şeyler. Web yazılım geliştiricileri için burada aslında SQLite'ın temel hedefi web altyapıları değil. Ama kullanabiliyorsunuz. Kullanabilirsiniz de ki SQLite.org web sitesi, yani bu veri tabanının kendi web sitesi, official website dediğimiz web sitesi altyapısında SQLite kullanıyor veri tabanı olarak. Ve burada yüz binlerce istek alıyor. Bunu SQLite'ın ilk kodunu yazan kişi söylüyor. Mesela hani biz bu kadar istek alıyoruz web sitesinde ve SQLite.org SQLite veri tabanını kullanıyor aslında diyor mesela. Hani kendi geliştirdikleri özellikleri de kendi altyapılarında kullanıyorlar ve test ediyorlar bir yandan da. Süper bir şey. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Tabii burada şu var. Hani bir e-ticaret sitesinin altyapısı SQLite olur mu diye sorarsanız bu olmaz. Olmaması gerek. Orada amaç farklı çünkü. Ama mesela SQLite.org ya da kişisel bir blog ya da bu tür daha düşük yoğunluklu sorgu alan altyapılarda web projelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani bir kurumsal web sitesi diyelim, sadece bir admin paneliniz var. O admin panelinde de işte birkaç kişi, 3, 5, 10, 20, 30 kişi neyse giriş yapıyor. Ve çok aşırı yoğun olmamakla birlikte, hani binlerce saniyede, belki on binlerce sorgu değil de basit veri tabanı işlemleri, arayüzlerini yönettiğiniz durumlarda SQLite'ı kullanabilirsiniz. Biz bunlar intranet uygulamalar da diyoruz aslında, şirket içi uygulamalar. Yani herkesin kullanımına açık değil. Buralarda uygundur diyebiliriz. Mobil yazılım geliştiricileri için olmazsa olmazlardan bir tanesidir diyebilirim SQLite. Neden? Çünkü ister bir oyun geliştirici olun, ister herhangi bir şekilde bir session, yani mobil uygulamanın oturumunu tutmanız gerektiği durumlar olsun. Mesela bir oyuncu sizin oyununuzu oynuyor ve bir şeyler kazandı, ödüller kazandı oyun içerisinde, karakterler aldı vesaire, sonradan kapattı. Telefonu da kapattı. Siz bu veriyi tutmuş olmanız gerekiyor ki bu oyun tekrar açıldığı zaman bu bilgileri alıp o kullanıcının kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilmeniz gerekiyor. İşte bunlara biz genel olarak dump diyoruz. Hani ya da işte backup'lar. Oyun içerisindeki karakter backup'ları, o karakterlerin özellikleri mesela, hani kullanıcıyla doğrudan ilgili değil ama bu karakterlerin hepsinin özellikleri var.
İşte birisi bir kılıç kullanabiliyorken diyelim, diğeri o kılıcı kullanamaz. Mesela birinde bir silah varsa, kullanabileceği bir silah varsa diğeri onu kullanamaz. Mesela gibi tonlarca şey olabilir. Bunların hepsini bir veri tabanında tutmanız gerekiyor. Bu nedenle de SQLite gibi hem küçük hem de sizin işinizi gerçekten görecek basit bir çözüme ihtiyacınız var. Bu nedenle kullanabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bir hesap makinesi yapın ya da mesela üniversite öğrencileri bunları yapar, çok birçok şekilde karşılaşmışsınızdır. İşte basit mesela not uygulaması. Yani nasıl diyelim, ne deniyor? Günlük not tuttunuz bir uygulama düşünün. Mobil uygulama. Sizin günlük olarak yapmak istediğiniz ya da yaptıklarınızı not olarak ekliyorsunuz oraya. Bunu mesela bir veri tabanını ile kullanmanız, geliştirmeniz gerekiyor. Ve burada SQLite'i çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Basit bir çözüm olacaktır ve işinizi görecektir. Bunu söyledim mobil oyun yazılım geliştiricileri için. Ve tabii burada unutmadan söyleyeyim, aynı zamanda loglar. İşlem logları ve diğer bütün oyuncu logları, karakter logları ya da yedekler vesaire, hepsini tutmak zorundasınız. Tabii eğer online olarak oynatmaya zorlayacaksanız bu oyunu, o zaman farklı ama gene de tutmanız gerekecek. Bu logları her seferinde internete bağlanarak yapamazsınız. İnternet sorunu olduğu zaman, GPRS sorunu olduğunda, internet bağlantı sorunu olduğunda mobil cihazlarda sizin o andaki uygulama bilgilerini lokal dediğimiz cihazın kendisinde depolayıp internet sorunu çözüldüğünde sizin web tarafındaki sunucular iletmeniz gerekecek. Yani her türlü veri tabanı kullanmak zorundasınız. Anlık işlem yapmıyorsanız, hani yap unut tarzında, mesela hesap makinesi, orada kullanmanıza gerek yok. Çünkü anlık bir işlem yapılıyor, sonradan unutabilirsiniz onu. Veri analizi, yine burada da çok sık kullanılabilir. Gerçek veri tabanından, mesela farklı business veri tabanınız var diyelim. Ne olabilir bu? Oracle, SQL Server vesaire diğerleri. Buradan bazı verileri farklı bir veri tabanına aktarıp orada analizler yapıp kullanmak isteyebilirsiniz. Neden? Çünkü büyük veri tabanı sistemlerinde tamam, çok güçlü sorgular çalıştırabilirsiniz, bu sorun değil, ama gereksiz bir şekilde o sistemi yorabilirsiniz. Mesela anlık olarak yüz binlerce kişinin bağlandığı bir PostgreSQL, SQL Server ya da Oracle veri tabanı üzerinde ve anlık session'ların çok fazla olduğu bir sistemde, işte veri analizi işlemlerinde orada yapmanız aslında gerekli olmayabilir. Çünkü veri analizinin amacı farklı. Onlar anlık real time veri üzerinde çalışmayabilir. Tamam mı? Real time veri analizi işlemleri de yapılabiliyor. Ama bunlar farklı bir konu. Onların veri tabanıyla doğrudan alakası değil de akan veri, stream veri dediğimiz, işte Kafka, Big Data içerisindeki Kafka gibi sistemlerden akan veriler üzerinde analiz yapılıyor falan, ama bunun veri tabanıyla ilgisi yok. Burada genellikle bir önceki gün ya da geçmiş veri dediğimiz veriler üzerinde analizler yapılarak sonuçlar üretilir. Eğer real time değilse bu işlem. Bu durumda siz üzerinde analiz yapmak istediğiniz veriyi ilgili veri tabanı yönetim sisteminden çekip bir SQLite veri tabanına yazıp onun üzerinde istediğiniz kadar sorgu analizi yapabilirsiniz. Bu sizin ana business veri tabanının daha rahatlamasını sağlayacaktır. Aynı zamanda cache bellek. Cache bellek için de kullanılabilir. Bununla ilgili bir başka çok güzel veri tabanı çözümü var. Onun modeli farklı. Hani amacı biraz farklı ama gene cache bellek için kullanılıyor. Redis veri tabanı. Key value pair mantığıyla çalışıyor orada. Ama burada ise SQLite'de ise genel bir veri tabanı mantığında çalışıyor. Ve tek bir dosya üzerinden çalışıyor. Herhangi bir sunucuya vesaire ihtiyacı yok. Siz veriyi, istediğiniz veriyi anlık olarak yazıp ondan sonra bunu kullanıcının oturumu, session bilgisine göre tekrar sorgulayıp cache gibi kullanabilirsiniz. Çünkü çok basit, tek bir dosya bu. Daha birçok sebebi var. Bunları
aslında farklı videolarda konuları geldikçe detaylı bir şekilde gene anlatmaya çalışacağım.